Arkadaşlar, cemaatsiz cemaat ne demek cemaat? Ha? Canlı? Topluluk demek yani. Cemaat ne demek? Mesela cami ne demek cami? Ha? Toplayan demek. Cami ne demek? Cami toplayan demek. Cami ne demek? Toplayan demek. Cemaat ne demek? İşte toplananlar. Arkadaşlar, toplanmadan hiçbir şey olmaz. Toplanmadan hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz. Yani münferiden bir şeyler olur mu? Ya olur. Olur. Ama toplanmadan hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz. Dikkat et bak şimdi. Bir bakkal ne kadar çalışırsa çalışsın, bir zincir market kadar ciro yapabilir mi? Niye? Çünkü o cemaat. Bu kadar basit. Herhangi bir bakkal bana gösterebilir misiniz ki? Yani belki bir tane vardır. Herhangi bir bakkal bana gösterebilir misiniz ki cirosu zincir marketlerden bir tanesinin şubesinin, tek bir şubesinin cirosunu geçsin? Sebebi ne? Abi, onun kuvveti nereden geliyor? Bak, zincir market, zincirlikten geliyor onun kuvveti. Zincir? Cemaat ise toplanmak işte. Toplanınca zincir olursun, kuvvetli olursun. Toplanmasan tek olursun. İstediğin kadar çalış, bir yere kadar boyun çıkar. İstediğin kadar çalış, boyun ne yapar? Bir yere kadar çıkar. Kuvvet nerede olur? Kuvvet canlı. Kuvvet zincirde olur. Zincir? Toplanmak. Anladınız mı? Şimdi böyle kalıp laflarla insanları kırıyorlar. İnsanları aslında, şimdi bu kıranlar iki çeşit. Kimisi bilerek yapıyor. Kimisi ne yapıyor? Bilerek yapıyor. Kimisi de o bilerek yapanlara kanarak yapıyor. Kimisi bilerek yapıyor. Kimisi de bilerek yapanlara kanarak yapıyor. Din kötüdür diyebilirler mi? Diyemezler. Ama cemaat kötüdür ne yaparlar? Derler. Halbuki cemaat olmazsa din olmaz. Halbuki cemaat olmazsa din olmaz kardeşim, olmaz. Olmaz. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Misal vereyim size. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir yerde sefere çıktılar. Ashab-ı kiram, bak, sefere çıktılar deyince gene bir grup var değil mi? Gene bir topluluk var. Gene ne var? Bir topluluk var. Mesela 100 tane tek asker veya 100 askerlik tek birlik. Hangisi kuvvetli olur? Başlarında komutan olmayan, bak 100 tane tek askerle 100 kişilik birliği ayıran şey nedir? Hadi yakalayın. 100 tane tek askerle 100 kişilik bir birliği ayıran şey nedir? Komutan, evet, emir komuta zinciridir. O birlikte hareketi ne sağlar? Komutan ve komutanın emri sağlar. Komutan emreder, askerler ona itaat ederler. Emir komuta zinciri oluşur, birlik olur, tamam mı? 100 tane tek adam, 100 tane tek, dikkat et, 100 tane tek adam, bir tane 100 kişilik bir birlik. Hangisi üstündür? Hiç kıyas edilmez değil mi? Eski zaman sohbete gidiyorum bir yere. Mahalleli bana söylüyor ki, mahallede 2-3 tane sarhoş var diyor, kökümüzü söktürüyorlar diyor. Abi, mahallede var 300 kişi ama 300 tane bir kişi. Onlar 3 kişilik tek kişi. 300 tane bir kişi. Öteki 3 kişilik tek cemaat. 3 kişilik tek cemaat. O 3 kişi 300 kişiye kök söktürüyor. Böyle olmaz mı arkadaşlar? Bu kadar. İşte bunu kesiyorlar, bunu bölüyorlar. Bunu ne yapıyorlar? Dikkat edin kendinize. Ashab-ı kiram cemaat idi. Ehli sohbetti. Sohbet beraberlik demektir. Sohbet ne demek? Beraberlik demektir. Sohbet beraberlik demektir. Şimdi sefere çıktılar. Sefere çıktılar deyince gene bir, değil mi, bir cemaattir. Ondan sonra oturuyorlardı böyle. 3 kişi orada, 2 kişi orada, 3 kişi orada, 2 kişi orada. Peygamberimiz görünce kızdı onlara aleyhissalatü vesselam. Niye kızdı? Dağınık oturuyorlar diye kızdı. Müsaade etmedi Peygamberimiz. Dağınık oturmalarına kızdı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ravi anlatıyor, buyuruyor ki o Peygamberimiz onlara kızdı ya, ondan sonra böyle ashab-ı kiram nereye gitse, ne zaman otursalar o kadar böyle sıkışık, o kadar toplu otururlardı ki, hani bir düşman gelse böyle üzerlerinden bir tane ağ atsa hepsini ne yapar? Yakalar, kimse dışarıda kalmaz. Böyle istedi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam.
Ya şimdi biz teker teker oturalım, ben orada çay içeyim, öbürü orada kahve içsin, öbürü orada çikolata yesin, öbürü orada bisküvi yesin, öbürü orada lak lak yapsın. İşte gidince gideceğimiz yerde toplanırız. Hayır. Beraber olmalarını istedi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam.